Peki kilo vermeye yardımcı olan bitki hangisi? O da lahana. Lahanayı duyarız ama. Lahanayla ilgili çok güzel çalışmalar var. Mesela bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cerny, Profesör Doktor Vesler, Profesör Doktor Miller. Üç profesör kendi ekipleriyle. Üçü bir araya gelip bunu mu yaptılar? Hayır, kendi ekipleriyle ayrı ayrı zamanlarda yapmış oldukları araştırmalarda lahananın birleşiminde çok özel bir madde var. Yani yüzlerce, binlerce etken madde var da vitamin, mineral, enzim. Çok özel bir şey var. Çok hassas bir amino asit. Metil metilyonin sulfonyum bromit. Bu midedeki bakteriyi öldüren dünyada en etkili ve en doğal şeydir. Bu iksir de onun için mi? Bu tonik. Gastrit tonik ülseri iyileştirir. Bu. Evet. En ağır gastrit. İsterse 30 yıldır gastrit olsun veya ülser yara olsun. 6-7 haftada Profesör Doktor Cerny, Profesör Doktor Vesler, Profesör Doktor Miller. Klinik arasında. Bu doktorlar da yani böyle şeyle uğraşıyorlar. Doğal bitkilerle uğraşıyorlar. Hani bazı doktorlar böyle şeylere karşıdır. İlaçlardan bütün hani Türkiye'de bu yok. Çünkü klinik araştırması yapabilmek için devletin para vermesi lazım. Para yok. Türkiye'de üniversite var, 100 tane üniversite var. Bunlardan 4-5'inde birazcık laboratuvar çalışması var. Diğer üniversitelerin imkanı yok, laboratuvar yok. Mesela biraz önce söyledim, Profesör Doktor Kubrinski dedim. Klinik araştırması yapmış. Yüzlerce insan üzerinde. Devlet finanse ediyor. 100 kişilik bir klinik araştırmasını düşünün. 3 ay hastanede kalacak 100 kişi. Sürekli gözetim, denetim, ürünü alacak, kontrol edecek doktor, hemşire vesaire vesaire bir sürü gider var. Kaç milyon dolar yapıyor 100 kişinin 3 aylık klinik araştırması. Tabii onlara bir de para ödenecek. Milyar dolarlar tutuyor. Devlet bunu, Türkiye'de bunu karşılayacak bütçesi yok. Bu nedenle Türkiye'de henüz klinik araştırması 2 kişi, 3 kişi, 5 kişi üzerinde yapılıyor. Yani detaylı bir klinik araştırması yapılamıyor. İbrahim Bey, siz zincir gibisiniz. Bir şey sorunca bir başka bir soru. Bir şey çıkınca ama bugün vaktimizin sonuna son geldik. Son iksirimiz var. Onu da söyleyeyim. Son 5 dakikamı sana bir şey soracağım. Tamam. Bugün.